belli periyotlarda uçak yolculuğu yapan insanlar olarak çok yakında nur topu gibi bir sorunumuz, bir karar verme aşamamız olacak. Çünkü çok yakında Boeing 737 Max'ler tekrar gökyüzüyle buluşacak. Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız Mart ayından bu yana Boeing 737 Max'ler uçmuyor, hepsi yerde bekliyor. Bu durum tabii ki şirketleri ve tabii ki Boeing'i çok büyük sıkıntıya soktu. Boeing bu süreçte, uçakların yerde beklediği süreçte sanki hiçbir şey olmamış gibi patır kütür bu uçakları üretmeye devam etti. Hatta ortaya şöyle ilginç görüntüler çıktı. Boeing artık uçakları park edecek yer bulamadığı için fabrikasında bu uçakları otoparka park etmeye başladı. Ve işin bu tarafı. Eğer İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yaptıysanız belki bir ihtimal yerde bekleyen Türk Hava Yolları'na ait Max'lere denk gelmiş olabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın 12 tane Boeing 737 Max uçağı yerde bekliyor. Ve bu süreçte, uçakların grant edildiği süreçte 12 uçağını da teslim alamadı. Yani Türk Hava Yolları şu anda planlanandan 24 uçak eksikle operasyon yapıyor. Bu durumun etkilerini de başta insan kaynakları olmak üzere pek çok alanda görüyor. Şimdi gelin 737 Max dosyasına birlikte göz atalım. Neler oldu, neler bitti birlikte bakalım. Hadi bakalım 737 Max. Boeing 737 tüm zamanların en çok üretilen yolcu jeti ve sadece birkaç kez bile uçağa binmiş olsanız bir 737 ile uçmuş olma ihtimaliniz hayli fazla. 1966 yılında üretilmeye başlandı, 1967 yılında ilk uçuşunu yaptı ve 1968 yılında hizmete girdi. Tüm varyasyonları ile bugüne kadar 10.000 adetten fazla üretildi. 1980'lerin sonunda Airbus A320 ailesi karşısına dikilene kadar kendi pazarında neredeyse rakipsizdi ve A320'ye rağmen pazardaki hakimiyetini hiç kaybetmedi. Tabii her zaman problemliydi. 200 ve 300 serilerindeki radar problemi, NG modellerindeki radyo altimetre sorunu ve son olarak da Max krizi. Boeing 737 Max de şirketlere daha verimli bir operasyon vaat ediyordu. Peynir ekmek gibi de sattı. Hali hazırda 737'yi kullanan, 737'yi bilen birçok şirket bu uçaklardan satın aldı. Ama bedeli çok ağır oldu. Hikaye 29 Ekim 2018 tarihinde Endonezya merkezi Lyon Air'a ait bir 737 Max 8'in düşmesiyle başladı. Havacılığın dinamiklerine göre çok kısa sayılabilecek bir süre sonra 10 Mart 2019'da bu kez Etiyopya'dan bir 737 Max kazası haberi geldi. Herkesin aklından aynı şey geçiyordu. 737 Max'lerde bir sorun olmalıydı. Daha yaşını doldurmamış bu uçakların peş peşe düşmesi tesadüf olamazdı. Önce Çin, Etiyopya ve Kayman Adaları 737 Max uçuşlarını durdurdu. Sonra bu dalga hızla yayıldı ve aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke 737 Max uçuşlarını durdurma kararı aldı. Hatta Avrupa Havacılık Otoritesi EASA bir adım daha ileri gitti ve bütün Avrupa hava sahasını 737 Max uçuşlarına kapattı. Bu yasak ilginç bir olaya da kapı araladı. Avrupa hava sahası 737 Max uçuşlarına kapatılmadan önce Dubai'den kalkan ve Praga giden Smartwings hava yollarına ait bir 737 Max İstanbul semalarına geldi ve Avrupa hava sahasına giriş izni alamadı. Bir süre mekana girmeye çalışan adam gibi İstanbul semalarında turlayan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Bir gün sonra tahmin ediyorum bir takım özel izinlerle Ankara'dan Praga doğru tekrar havalandı. Türk Hava Yolları da 737 Max uçuşlarını durduran şirketler arasındaydı. Aradan aylar geçti. Yüzlerce uçak yerde. Zarar milyonlarca, hatta milyarlarca dolar. Peki bundan sonra ne olacak? 737 Max krizinde son durum ne? Aslında sorunun manevra karakteristiği takviye sisteminden kaynaklandı. Neredeyse daha düşen 737 Max'lerin enkazından dumanlar tüterken belliydi. Bu 737 Max uçaklarında kullanılmaya başlanan bir sistemdi ve devreye girmemesi gereken zamanlarda devreye girip üstüne bir de pilotlara müdahale şansı bırakmıyordu. Geçtiğimiz günlerde Boeing'in CEO'su Deniz Muilenburg, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Ticaret Komitesi'ne 737 Max olayıyla ilgili ifade verdi. Herkesin bildiği gerçeği, yaşananlardan 6 ay sonra ilk kez itiraf etti Boeing CEO'su ve hatalı olduklarını kabul etti. Senato tarafından kar elde etmek için güvenliği ikinci plana atmakla suçlanan Boeing, yakın bir gelecekte 737 Max'leri gökyüzüyle buluşturmayı planlıyor. Kapital dünya böyle. Paraya giden her yol mübah. Kimin umurunda Endonezya'da, Etiyopya'da ölen 346 insan? Boeing, 737 Max'lerdeki sorun çözmek için 1500 saat test uçuşu gerçekleştirecek. Muhtemelen yakın bir gelecekte bir yazılım güncellemesi yapıp, 737 Max uçaklarımız artık güvenli, hadi sipariş verdiğiniz uçakları fabrikamın bahçesinden kaldırın diyecek. Hatta yeni siparişler almak için mücadele verecek. Son olarak, geçtiğimiz haftalarda Boeing böyle bir video yayınladı. Videoda, Boeing'in test pilotlarından Jennifer Henderson'ı bir Boeing 737 Max test ederken görüyoruz. Pilot işlerin çok titiz yaptıklarından ve gelecekte ailesini 737 Max'e gönül rahatlığıyla bindirebileceğinden bahsediyor. When the 737 Max returns to service, I would absolutely put my family on this airplane. I'm Jennifer Henderson, the chief pilot for the 737 at Boeing. Aile vurgusu ve kadın pilot figürünün kullanılması. Güzel. Daha önceki Max videomda da sormuştum, yine soruyorum. Ama bu sefer biraz değiştirip soruyorum. Bir sevdiğinizi, bir yakınınızı, ailenizi Boeing 737 Max'e bindirir misiniz?
Çünkü ölüm aslında birçoğumuz için göze alınabilecek, katlanılacak bir şey. Yani belki o kadar korkunç gelmiyor kendimizin başına bir şey gelmesi ama herkes sevdikleri için endişelenir. Sözünüzü, eşinizi, annenizi, babanızı, bir yakınınızı, sevdiğiniz bir insanı bir Boeing 737 Max'le uçuşa yolladığınızda ne hissedersiniz? Cevaplarınızı bekliyorum ama gerçekten bekliyorum, laf olsun diye değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.